ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Cemil, indir o silah, çocukları korkutuyorsun, yapma. Kıpırdayan olursa gözünün yaşına bakmamı sıkarım. Ben her şeyi göze aldım. Cemil, çocuk katil mi olacaksın? Yapma, gözünü seveyim, yapma. Kes lan. Senin yüzünden bütün bunların hepsi Zehra, senin yüzünden. Ben sana demedim mi kız? Sana demedim mi? Ya benim seni ya toprağın diye demedim mi? Cemil ya. Gözünü seveyim, yapma. Adam psikopat. Cemil, vallahi billahi yanlış anladım. Neyi yanlış anladın lan? Neyi? Neyi yanlış anladım? Sen! Bırak o telefonu. Şey, abi ya biz sana ne yaptık ya? Yalvarırım, bırak bizi. Ver o telefonu. Ver! Hemen! Uzat! Meral, ver şunu. Ver şunu ya. 155 polis imdat ibadeti buyurun. Kimse polisi aramayacak. Herkes telefonlarını çıkarsın. Hemen! Benim çıkar. Çıkar. Yok bende. Çıkar. Cemil, yapma, gözünü seveyim. Ya ne? Bende telefon yok ki. İstiyorsan gel ara. Sen! Telefonum yok benim. Lan var mı yok mu lan? Cemil yapma. Yok lan yok. Ya Güney, bağırmasana, lütfen ver telefonunu, hadi lütfen. Güney. Akıllı olacağım böyle işte. Parmağınızı kımıldatırsanız gözünüzün yaşına bakmam. Çeker vururum. Her şeyi göze aldım ben. Tamam, tamam, tamam. Ah, bak gördün mü? Kuru yemiş alacaktım, unuttum. Sen tut şunları, kuru yemiş alıp gelin. Ya hiç zahmet etme Sadullah amca. Kızlar da almış bir şeyler. Bence yeterli. Hadi eve gidelim. Tamam o zaman, hadi. Ne yapacaksın Cemil? Çekip vuracak mısın? Öldürecek misin beni? Kapa çeneni Zehra, kapa! Kapamıyorum lan. Al vur işte. Karşındayım. Bir şey yapacak, bir şey yapacak, bir şey yapacak. Yıllardır ölmekten beter ettin zaten beni. Öldür ulan. Anne yapma, anne ne olur bırak şunu. Çek lütfen. Durma. İşte bu, bu. Dır 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 dır. Yıllarca susmadın, susmadın. Zorla dövdürdün kendini. Yuvamız senin yüzünden yıkıldı. Hastasın sen, pis manyak. Hastasın. Abla. Pis pis kopar. Abla ne olur otur, bak bunun şakası yok, vuracak seni. Hastasın sen. Anne, anne ne olur yapma, anne otur, şakası yok bunun, anne. Tamam. Anne, tamam, yok bir şey.
kanatlar içinde kalmış. Songül! Baba. Şşş. Sadullah amca. Kimse ses çıkarmasın şimdi. Ses çıkaran olursa onu vururum. Songül! Songül aç babacığım. Songül! Songül! Sen gel benimle. Gel böyle. Hayır, hayır. Songül'ü bırak. Onu bırak. Beni al lütfen. Lütfen. Güney, ne olursun sana zarar vermesin. Ne olur. Songül aç babacığım. Tamam. Gel. Songül. Çaktırma. Hiçbir şey yokmuş gibi al onları içeri. Hemen. Songül. Babacığım. Bak. Sana sarı gözüz aldım. Çocukluğunda çok severdim. Ne oldu babacığım? İyi misin? Metin benzin atmış. Songül kızların sesi de gelmiyor. Ne oldu? Gitti mi kızlar? Kızım, ne istiyorsun? Girmeyin içeri. Baba, polis haber ver. Zehra ablanın eski eşi burada. Elinde silah var. Songül aç kapıyı. Eylül. Allah belanı versin. Gir içeri. Aç kapıyı Songül. Baba ne olur yardım et baba. Lan bana bak. Öldürürüm lan seni. Duyuyorsun lan beni. Öldürürüm seni. Eylül ne misin? Aç kapıyı Eylül. Lan aç kapıyı. Polis ara polisi. Lan. Gelin. Lan aç kapıyı. Gelin. Alo memur bey. Adamın bir tanesi arkadaşlarımızı rehin almış. Lütfen bir şey yapın hemen gelin buraya. Ya Sadullah amca bir şey söylesene buranın adresine. Ver. Alo memur bey. Aramıyorum diye gönül koymasın şimdi bu bana. Bir ismi ben bunu arayayım. Ay anne yazık sana da ya. Keşke Serkan doğum gününe gitmeseymiş de sana yardım etseymiş. Anne o arıyor. Kim? Ha, Kemal. Aç. Aç telefonu. Ben yanında yokmuşum gibi konuş onunla. Ya anne ne konuşacağım o herifle ya? Kızım ben sana ne söylersem onu tekrar edersin. Aç hadi. Alo. Defne. Ne yapıyorsun kız? Hiç. Ya niye arıyorsun beni? Sen de konuşmak istemiyorum dedim ya. Yahu bir dur, bir dinle, bir sakin ol. Bu Eylül ünlü olmuş. Panolara fotoğraflarını asmışlar ya. Ne? Peki ben bunu onun yanına bıraktım mı? Of course hayır. İçin rahat olsun kız. Senin de intikamını alıyorum bir nevi. Yalnız böyle telefonda olmaz. Bizim seninle yüz yüze konuşmamız lazım. Sen Kadıköy'e gel. Ben orada sana detaylıca anlatırım. He? Buraya çağır. Eve. Benim evde olmadığımı söyle. Ya anne. Eve gel annemler yok. Öyle mi diyorsun kız? Tamam. Olur. Gelir elinden bir kahve içerim. Taze elden taze kahve. Tamam. Ya anne niye öyle dedirttin? Şimdi o iğrenç yaratık evimize gelecek.
Gelsin. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Merhaba. Ben Mesut Hanım'la görüşecektim ama evde mi kendisi? Annem evde yok. Peki ne zaman gelir? Bilmem. Annem apartman merdiveni silmeye gitti. Ya bazen çok kirli oluyormuş. O yüzden geç gelebiliyor. Anladım canım. Peki nerede bu apartman biliyor musun? Biliyorum. Aç lan kapıyı! Aç! Lan nerede kaldı bu polisler ya? Allah'ım çıldıracağım. İçeriden de ses gelmiyor. Ya zarar verdiyse onlardan birine? Lan! İç! Dışarı! Onlar zaten kendilerini bilmiyor. Evet. Bir derdin varsa çık benimle hesaplaş. Çık lan dışarı! Aç! Sadullah amca tamam sakin ol. Bak şimdi sana kızıp bir şey yapabilir. Manyak bu adam. Öldüreceğim lan onu. Öldüreceğim onu. Aç lan! Aç lan! Aç! Çık lan dışarı! Aç lan! Kızımı bıraktın! Lan! Duyuyor musun? Duyuyor musun? Bak bak bak. Bak aşığı nasıl seni kurtarmaya çalışıyor. Duyuyor musun? Hasan! Kızımı bırak lan! Hoşuna gidiyor değil mi? Hoşuna gidiyor. Pis pis konuşma be! Delirtme beni Cemil! Çıldırtma beni! Aramızda hiçbir şey yok diyorum. Yalancı, ahlaksız kadın. Abi bak gerçekten sandığın gibi değil. Ya biz buraya yeni taşındık. Ben de Zehra abla yeni tanıyorum. Kes. Ben göreceğimi gördüm. Bu herif için mi boşadın lan beni? Hastasın. He? Vurma ne varsın yeter! Nefret ediyorum senden! Hastasın sen gel buraya. Bak bak bak. Nasıl da cici babasını savunuyor. Çok mu sevdin sen cici babanı? Kızım anam bunu analık yapmak için yuvamızı yıktı. Sen hala bana isyan ediyorsun. Manyak mısın lan sen? Bunların bütün sorumlusu sensin. Bizi devirttiğin çöpe atan da sensin. Polis geldi. Menel kurtulacağız sakin ol tamam mı? Adamın silahı var. İçeride rehin aldı herkesi. Anladım. Siz evlerinde durmayın. Hemen çıkın buradan uzaklaşın. Amirim ben kızımı görmeden hiçbir yere gitmem. Olmaz. Uzaklaşın buradan. İşimiz kolaylaşsın. Alın hemen bunları. Alın. Evin etrafını kuşatın hemen. Kuşatın. 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 Hala yaşlanmadım. Daha bir giderim var Kemal'im. Hoş geldin demek yok mu kız? Bir hoş geldin demek yok mu? Hem anan nereye gitti senin? O da mı temizlikçiliğe başladı yoksa? Salon orası. Mersi canım. Ben bir kahve yapayım o zaman. Yap yap. Kızım, bundan sonra olacaklara tanık olmanı istemiyorum. Sen şimdi dışarı çık. Ben çağırıncaya kadar da sakın gelme. Kızım.
Nazan. Ne oluyor lan? Şimdi görürsün ne olduğunu. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Küslük, küslük, küslük. Allah'ın cezası. Nazan Hanım dur bırak. Bak beni buraya defne çağırdı. Git onu dövdüreceksen. Kızımın adını ağzına alma. Hayvan herif. Kızımın adını ağzına alma. Sen defnenin etrafında dolaşmak neymiş? Görürsün Allah'ın cezası. Pis, şerefsiz. Şerefsiz. Pislik, sapık. Allah'ın cezası. Sapık. Ay inşallah Songül bunu beğenir. Bayağı sade bir şey seçmeye çalıştım. Biliyorsun öyle süslü şeyleri sevmez çünkü. Aslında bir tane pembe vardı ona bayıldım ama bizimki giyinmez tabii. Feride kaç numaraydı? 39. Allah'ım sen koru. Sadullah Bey, ne oluyor kızlar nerede? Manyağın biri kızları rehin aldı. Hepsi evde. Feride Hanım adamın silahı var, psikopatın teki. Yan komşu mu ne? Karısını kıskanmış gelmiş evi basmış. Biz de Sadullah amcayla birlikte markete gitmiştik. O sırada adam eve girmiş, kızlar içeride kaldı. Ne? Ne diyorsunuz ya? Songül, Eylül. Cemre'yle herhalde içeride mi kader? Feride dur. İyi misiniz kızlar? Feride Hanım. Feride Hanım durun. Zaten polisler izin vermiyor. Etrafın sarıldı. Teslim ol hemen. Bir yere kaçamazsın. Geç. Geç. Geç herkes yere. Geç. Geç öyle. Teslim ol. Kaçamazsın. Sen gel bakayım benimle. Abi Cemre. Gel buraya. Abi ne olur. Gel buraya. Abi yapma ne olur. Songül bir şey yap ne olur. Cemre. Songül. Songül bir şey yap ne olur. Cemre. Cemre. Songül. Gel buraya. Cemre. Cemre. Cemre hayır. Hayır bir şey yapma ona. Abi ne olur yapma bir şey. Cemre. Cemre ne olur yapma bir şey. Kimse yerinden kımıldamasın. Kimse. Cemre sakin ol tamam. Bir şey yapmadım ben bir şey ne olur. Etrafı boşaltın, geri çekilin. Herkes geri çekilsin. Hadi ablacığım, hadi ablacığım. Hadi, hadi, hadi. Hadi ablacığım, hadi ablacığım. Hadi. Uzaklaşın, bize yardımcı olun. Lütfen. Lütfen geriye doğru çıkar mısınız? Lütfen. Lütfen. Ben suçsuzum amirim. Karım olacak ahlaksız kadın şurada duran adamla gözümün önünde oynaşıyordu. Lan ne oynaşması? Şerefsizlerim. Lan çocukların kılına zarar gelsin. Öldürürüm lan seni. Sadullah amca tamam sakin ol. Cemre korkmayın. Kurtaracaklar sizi tamam mı canım? Bırak kızı bırak kızlarımı bırak. Feride Hanım ne olur bir şey yapın yardım edin bize lütfen. Çocukları bırak. Çık dışarıda konuşalım. Böyle bir yere varamazsın. Çıkmam. Eğer gelirseniz hepsi ölür. Hepiniz gidin buradan. Yoksa acımam. Feride Hanım. Bırak lan arkadaşımı. Cemil gözünü seveyim bırak o kızı. Bırak. Ya bırak artık. Cemre. Cemre. Cemre iyi misin? Cemre iyi misin? Allah'ım hepimiz burada öleceğiz. Ya Kadir ağlamasana. Burada öleceğiz. Cemre sakin ol geçti tamam. Cemil sakin ol. Tamam geçti bak. Cemil. Allah aşkına bu çocukların suçu ne? Sedef'in suçu ne? Bu mesele seninle benim aramda. Gel dışarıda konuşalım ne olursun. Ne oldu Zehra Hanım? Ne oldu? Burnundan kıl aldırmıyordun şimdi konuşalım diyorsun. Ha? Ha tabii. Tabii silahın kudretine kurban olayım. Ölüm korkusu birdenbire şeker gibi biri yaptı seni. Ne şekeri lan? Kafayı yemişsin sen manyak. Kafayı. Konuş falan. Yapma baba yapma. Yapma ne olur yapma. Susun susun. Susun. Deli etmeyin beni susun. Deli ediyorsunuz beni bağırmayın. Sallama. Sallama şunu.
Bir tadan çıkacak elinden, sallama! Lan manyağı ya! Ya hocam, polisler niye bir şey yapmıyor? Niye girip almıyorlar şu adamı içeriden? Panikleyip kızlara bir şey yapmasını istemiyorlar. Allah kahretsin ya. Ya ben evden hiç çıkmasaydım... bundan hiçbiri yaşanmayacaktı ya. Toprak, bu adam tek tek kızlarımı vuracak, öldürecek. Ben bir daha bunu yaşamak istemiyorum Toprak. Bir şey olmasın kızlarıma. Ya da bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Benim bak polisler burada. Hepsi sapasağlam çıkacak. Allah'ım bir şey olmayacak. Sen koru yarabbim, sen koru Allah'ım. Aferin benim akıllı oğlum. Annesi çalışırken büyük adam gibi dururmuş. Metin'i okuyup meslek sahibi olun ama babanıza benzemeyin. Gelsin. Sağ ol. Eylül Acar'ın annesi siz misiniz? Benim? Eylül'üme bir şey mi oldu yoksa? Kızınızla görüşmediğiniz doğru mu? Ne? Eylül'ün bir dergiye kapak olduğunu biliyor muydunuz? Eylül o fotoğraflardan kaç para aldı? Ne fotoğrafı be? Merdiven silerek mi geçiniyorsunuz? Kızınız size yardım etmiyor mu? Ne diyorsun sen kardeşim? Ne kapağı? Eylül dergiye mi çıkmış? Çekmesene! Ne çekiyorsun? Çekme kardeşim! Çekmesene kardeşim! Mahvoldum, hapislerde çürüyeceğim. Hepsi senin yüzünden, Allah'ın cezası kalın! Abi, daha kötü bir şey yapmadın ki. Yani senin de bir sinir anına denk geldi herhalde. Biz polislere bir şey yapmadığını söyleriz değil mi kızlar? Evet abi, sen çok iyi birine benziyorsun. Vallahi bak, hem biz polislerle konuşuruz, ikna ederiz onları. Bak kendini düşünmüyorsan kızını düşün. Olur, bırak bizi. Abicim bak, eğer bu odadakilerden birine bir şey olursa asıl o zaman hayatın kayar. Lütfen bırak şu silahı. Baba. Yalvarırım ben o silahı. Sedef. Kızım, artık çok geç, bu yoldan dönüş yok. Bırak silahı kızım. Sedef, bırak silahı. Baba. Bırak kızım. Kızım bırak. Sedef. Baba. Sedef. Baba. Songül, Songül. Baba lütfen ver ya. Sedef. Ne olur ver ya. Sedef bana. Çekil. Çekil Sedef. Sedef. Ah! 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 Ah!
Songül! Songül kızım! Sağ ol amca. Silah mıydı o, silah sesi miydi? Toprak! Toprak ne olsun? Toprak, bir şey söyle! Sakin ol, tamam mı? Bir şey yapmamız lazım, bir şey yapmamız lazım. Güney, bastırın yarısına bastırın. Bir şey yapalım kızlar. Güney, iyi misin kızlar? Ne oldu? Güney, kapama gözünü. Güney, sakın gözlerini kapatma. Kadar gitme, seni de vuracağım. Allah kahretsin seni. Güney'in ne suçu vardı? Rica Güney. Geç lan yerine. Kadar, 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 kadar. Gel buraya. Kadar. Kadar gel buraya. İyi misin kadar? Bak ne olur bari Güney'i çıkartalım. Lütfen. Cem'in çocuk kan kaybediyor. Bırak hastaneye götürsünler. Delirdin mi sen be? Güney, dayan, ben yanındayım, tamam mı? Lütfen dayan Güney. Lütfen yanındayım. İyiyim kızım ben. İyiyim. Ben duramayacağım. İçeri gideceğim ben. Kızlarımın yanına gitmek istiyorum artık. Abi. Abi ne olur bırakın, kızlar kaçın içeride abi. Abi arkadaşlarımızı ele alın ne olur. Yeter! Bir şey yapın, ne olur bir şey yapın. Lan bir bırakın, ne olur gidelim. Lan! Ya daha ne bekliyorsunuz? Lan. Tek tek kızları vursun mu? Niye müdahale etmiyorsunuz? Efendi sakin olun, işimizi zorlaştırıyorsunuz. Amirim, bak kızım iyi mi görmem lazım. Ben, lütfen. Görmem lazım. Sağ ol amca, gel. Allah'ım sana yardım et yarabbim. Niye bizim başımıza geliyor hep bunlar? İçeride yaralı var mı? Cevap ver. Sevgili sakin ol, tamam mı? Bak bırakma beni ne olur, tamam mı? Güney, sakın gözlerini kapatma. Operasyona başlıyoruz. Siz ikiniz bu tarafta. Siz ikiniz de bu tarafta. Anlaşıldı mı? Hadi yerlerinize. Ne
yapıyor bunlar? İçeri girecekler. Galiba. İşaretimi bekleyin. Silah sıkmasınlar. Toprak ne olur kızlarıma bir şey olmasın. Söyle silah sıkmasınlar Toprak ne olur. Öyle. Ne olur Toprak silah sıkmasınlar. Bir tanem onlar ne yapacaklarını biliyorlardır. Allah'ım niye bunlar hep bizim başımıza geliyor ya Rabbim? Tuvaletince onun tası değişecek hediye. Tesisatçıyı ara gelsin değiştirsin onu. Olur Neriman Hanım. Ha? Sakın 20 liradan fazla para verme. Devlet kurumuyuz diye fazla fazla söylüyorlar. Merak etmeyin siz. Benim camın önündeki çiçeğe de su vermeyi unutma hayrına. Yani ben söylemesem aklına bile gelmiyor. Peki nereye bana? Hayırdır hanımefendi nereye? Tutma sakın beni kızımı göreceğim. Eylül yurtta değil. Doğru mu bu Neriman Hanım? Ne doğru mu? Eylül dergilere çıkmış. Benim haberim olmadan nasıl oluyor? Ne dergisi ayol? Al işte bak. Aa, hakikaten Eylül bu hediye. Çağırın kızımı görüşeceğim onunla. O burada değil arkadaşın doğum gününe gitti. Çocuk yurtta kalıyor diye sahibisiz olmadınız. Ne yaptığını ne ettiğini bilmem lazım. Hadi oradan. Para almıştır diye geldin koştur koştur değil mi? İftiram baksın be. Tek kuruşunda bile gözüm yok. Çağırın Eylül'ü, konuşacağım. Çık dışarıda bekle. Rüstem çıkar şunu dışarı. Gitmiyorum hiçbir yere. Burada bekleyeceğim, burada konuşacağım. Aman ne haliniz varsa görün. Hediye dediklerimi unutma. Nazan Hanım, delirdin mi sen? Evet, delirdim Kemal. Sen beni delirttin. Ben sana Defne'ye yaklaşmayacaksın dedim ama sen laftan anlamıyorsun. O zaman ben de daha kalıcı çözümler bulmaya karar verdim. Vallahi de, billahi de içimde hiçbir kötülük yoktu Nazan Hanım. Kızı evde yalnızım deyince it kopuk musallat olmasın diye şöyle bir... Kolaçana gideyim dedim. Vallahi de kapıdan şöyle bir bakıp gidecektim. Eğer yalan söylüyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın Nazan Hanım. Kes lan! Kes! Lan bende senin yalanlarına inanacak göz var mı? Ha? Eşhedü en la ilahe illallah. Ha. Aç aç. Gözünü aç. Yalvarırım, yalvarırım beni öldürme. Kıyma bana Nazan Hanım. Yok, öldürmeyeceğim Kemal. Süründüreceğim. Ama ne yapacağıma karar veremedim henüz. Ya diyorum ki acaba şöyle alnının ortasına kocaman bir sapık mı yazsam? Ha? Seni gören herkes senin ne olduğunu anlasa. Ha, ya da dur, buldum. Kızıma uzattığın ellerini parçalayayım diyorum. Ha? Sen beni çok yanlış anladın Nazan Hanım. Benim içimde kızına karşı en ufak bir kötülük yok. Yani benden ona en ufak bir yamuk gelmez. Ben onu kendi evladım gibi biliyorum. Benim için Eylül neyse Defne de o. Asıl korktuğum o ya zaten. Ha? Sen beni Mesude mi zannettin? Ben Mesude'ye benzemem bak. Mesude'ye benzemem. Ben kızıma uzanan eli... Altyazı M.K.
kadar. İyice bastır. Ne olur iyice bastır. Çok kanıyor. Güney, Güney, ne olur aç gözlerini. Ölmedi değil mi? Bir şeyler yap Cemre lütfen. İçeri giriyorlar. Cemil. Allah aşkına yapma Cemil. Bu işin sonu çok kötü bitecek. Bitsin. Her şeyi göze aldım ben. Öleceksek de birlikte öleceğiz. Çabuk içeri girin hemen. Çabuk çabuk çabuk. Güney, Güney ne olur uyan. Ya kader birazdan bastır lütfen. Cemre bir şeyler yap. Songül sakin olmaya çalış ne olur. Güney lütfen sana bir şey olmasın. Bak ben yanındayım. Baba. Bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Anne. Songül kızım. Feride Hanım. Kızlar iyi misiniz? Hı? Biz iyiyiz ama Güney vuruldu. Feride Hanım lütfen bir şeyler yapın. Yaramın cebisini boşaltın. Abi ne olur hadi bir şeyler yapın acele edin. Hastanın birinci kapalı nabız düşük. Hemen bir şey de getirin. Güney lütfen uyan lütfen bak yanındayım dayan biraz lütfen. Olmayacak anne, bir şey yok. Olmayacak, olmayacak bir şey. Baba. Baba. Güney lütfen sana bir şey olmasın lütfen. Vallahi de. Vallahi de billahi de mesaj aldım Nazan Hanım. Yalvarırım. Yalvarırım bitsin artık bu işkence. Senin bu yaptığın resmen insanla suçu. Tamam, tamam, tamam. Bırak artık defterin yanına yaklaşmayı. Vallahi de billahi de evinizin kapısının önünden geçmem. Beni bırak Nazan Hanım bırak. Hele bir geç Kemal. Hele bir geç. Bak nasıl kabusun oluyorum. Geçme. Bu defa ellerini kesmekle kalmam, seni parçalara ayırır, köpeklere yem ederim. Anladın mı? Anladım, 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 anladım Nazan Hanım. Bırak, öldürme beni, öldürme Nazan Hanım. Acı bana, acı bana, acı bana Nazan Hanım. Öldürme beni. İşte ben la ilahe illallah acı. Hadi defol git şimdi. Defol git bu evden. Defol, defol. Gözüm görmesin seni. Yürü. Defol. Hadi. Bir daha da yaklaşma kızıma. Defol. Thank you.
Korkma kızım. O sapık bir daha senin yanına yaklaşmayacak. Ya anne çok fena yapmışsın adamı. Ya polis anlatırsa? İsterse gidip anlatsın. O pisliğe mi inanırlar yoksa bana mı? Çok kan kaybetmiş. Tansiyonu 8'e 5. Hemen ameliyathaneye götürün. Kan gerekecek. Yakından haber verin. Ya benim için niye böyle bir şey yaptın aptal? Sana bir şey olursa burayı yıkarım. Ameliyathaneye giremezsiniz. Burada bekleyin. Gel kızım. Baba, Güney bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak kızım. Olmayacak. İç şunu Mesude Hanım. Hava buz gibi için ısınsın. Sağ ol bacım. Eylül çay görecek hal mi bıraktı? Bak bu kaçıncı açmıyor hala. Manken oldu ya hanımefendi tabii. Burnu kalktı. Anasının telefonlarına bile bakmıyor. Duymamıştır. Eylül öyle bir kız değil. Öyle öyle. İnadına yapıyor. Kızacağımı biliyor ya. Elin gazetecisinden öğreniyorum gazetelere çıktığını. Olacak iş mi? Ne gazetecisi? Ne bileyim ben. Merdiven sildiğim yere geldi işte. Fotoğraflarımı çekti şak şak. Bir sürü soru sordu. Yok Eylül'le küs müsünüz? Yok Eylül size yardım etmiyor mu? Rezil olduk el aleme. Gidiyorum ben Hediye Hanım. Çocukları komşuya bıraktım. O Eylül olacak kıza söyle gelince arasın beni. Haber var mı Serkan? Var var. Güney ameliyathanede ama biraz uzun sürecekmiş. Ya biz niye burada bekliyoruz? Gidelim işte oraya. Kalabalık etmenin bir manası yok Meral. Burada bekleyelim işte. Serkan annesine haber verdiniz mi? Verdim, geliyor şimdi. Kızlar, bir şey olmaz değil mi Güney'e? Son gün mahvolur. Bir şey olmayacak kadar. Aklına öyle şeyler getirme lütfen. Hepimiz ölebilirdik. Ya, küs mü gidecektik biz? Ya ben bir yanlışlandım işte. Affet beni, özür dilerim. Senin özür dilemene gerek yok. Atakan zaten akıllı olsaydı seni çekerdi. Neden çıkmıyor baba hala içeriden ya? Kimse bir şey de söylemiyor. Songül'cüğüm sakin ol. Sakin ol canım. Çok olmadı aslında Songül, sana öyle geliyor. Öyle mi dersiniz? Tamam sakin olayım. Bir şey olmayacak değil mi baba? Olmayacak babacığım. Ay Sadullah Bey. Çok geçmiş olsun Sadullah Bey gerçekten. Cemil de ameliyattan çıktı. Onu da direkt hapse atacaklar o pisliği. Başınıza çok dert açtık. Vallahi kusura bakmayın. Saçmalamayın Zehra Hanım. Sizin ne kabahatiniz var? İşte bilmiyorum ki. Serkan. Güney nerede? Ne olur doğru söyle. Bir şey olmadı değil mi ona? Yok yok bir şey olmadı senin teyze. Sen sakin ol. Ameliyata aldılar. Şimdi biz de bekliyoruz. Tamam nerede? Hangi kattalar? Ben sizi götüreyim hadi. Hadi.
Kimmiş bu adam Serkan? Güney'le ne alakası var? Ya biz de bilmiyoruz ki. Songül'ün komşusunun kocasıymış. Songül mü? Yine o kızın yüzünden değil mi? Allah'ım düşemedi oğlumun yakasından. Allah cezasını versin. Ya senin teyze tamam lütfen sakin ol. Güney'e hiçbir şey olmayacak tamam mı? Tamam, nerede bu ameliyathane? Gelin bu tarafta. Oğlum nerede? Ameliyatta hala çıkmadı. Her şey senin yüzünden. Allah cezanı versin. Oğlum, oğlum ne yapıyorsun be? Kendine gel. Sadullah Bey sakin ol. Sen nasıl vurursun benim kızıma? Feride bırak. Ya bırak Allah aşkına şuna bak ya. Ne hakla? Uzak dur oğlumdan anladın mı? Uzak dur! Hanım bir dur ya. Bir sakin ol. Kızın günahı yok. Valla birisine vuracaksan bana vur. Benim eski kocam bu hale getirdi oğlumu. Sen kimsin be? Allah Allah. Selin Hanım bir sakin olun. Burası hastane. Oğlunuz ameliyatta. Böyle bağırıp çağırarak bir şey elde edemezsiniz. Sakin olun. Doktor Bey nasıl oğlum? Gayet iyi. Endişelenmenize gerek yok. Kurşunu omzundan çıkardık. Bir müddet kolu askıda olacak, o kadar. Oh, çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ ol. Güney. Oğlum iyi misin? Güney. Songül. Sen biraz bekle. Annesi görsün önce. Biraz sakinleşsin. Tamam mı? Tamam hocam. Kızım. Kız! Neredeydin sen? Ne işin var senin burada? Yüzüne ne oldu? Yine kimle dalaştın? Kocanı sokağa atıyorsun. Bir de kimle dalaştın diye mi soruyorsun? Dışarısı it kopuk kaynıyor Mesude Hanım, it kopuk. İt it ısırmaz biliyor musun? Yine kesin bir şey yapmışsındır sen. Bana bak. Bana bak. Zaten var ya canım bunun. Konuşup durma, senden almayayım hırsımı Mesude. Bırak, bırak, bırak istemiyorum seni, defol evimden, bırak. Benim de evim lan burası. Bırak, bırak. Hiçbir yere gitmiyorum. Bırak, defol evimden. Karnındaki çocuğumu da eşek gibi doğuracaksın, eşek gibi. Bana bak Mesude, kapa çeneni, kır dizini otur oturduğun yerde. Bak sonu çok fena olur, çok fena olur. Burcu olur hemşire hanım? Bilemiyorum. Sabah doktoruyla konuşun. Kızım. Songül. Bak. Bu kadın senin Güney'i görmene izin vermeyecek. Herkes de gitti. Hadi babacığım, biz de evimize gidelim. Sabah yine geliriz. Olmaz baba. Ben hastanedeyken Güney bir an bile yanından ayrılmadı. Kusura bakma ama onu bu şekilde bırakamam. Haklı. Ben de bırakamazdım. İyi peki. O zaman ben biraz dışarı çıkıyorum.
Ablacığım, ya biz senden küçücük bir şey istesek. Bak şimdi bu kızcağız Güney'in sevgilisi. Ya birbirlerini çok seviyorlar, çok aşıklar. Ama küçük bir engel var ki Güney'in annesi Songül'ü istemiyor. Ay şu kızın güzelliğine, tatlılığına bak, bunu kim istemez ya? Tamam da ben ne yapabilirim ki? Yardım edin bize. Lütfen izin verin, Songül 5 dakika görsün Güney'i. Vallahi kız çok fena oldu. Yani sevenleri kavuşturalım. Lütfen. Sadece bir bahane bulup annesini odadan çıkaracaksın. İyi, tamam o zaman. Siz şuraya bir saklanın. Tamam mı? Çok teşekkürler abla. Teşekkürler. Şşt, siz... Selin Hanım, siz danışmaya kadar alabilir miyim? Bazı formları imzalamanız gerekiyor. Buraya getirseniz, oğlumu yalnız bırakmak istemiyorum. Maalesef masada halletmemiz lazım. Sevgili, bak ben geldim, beni duyuyor musun? Güney. Sen kimsin? Güney, hatırlamıyor musun? Songül ben. Songül mü? Songül kim? Ne demek oluyor ya bu? Güney, gerçekten hatırlamıyor musun? Özür dilerim. Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın Güney? Ya ben senin sevgilinim. Zabıtalardan kaçmıştık birlikte, hatırlıyor musun? İlk defa el ele tutuşmuştuk. Çöpten koltuk almıştık. Çok yoruldun diye yolun ortasına koyup oturmuştuk. Bunu hatırlaman gerekiyor. Cidden ya. Ne kadar ağırdı o koltuk. Evet, çok ağırdı. Bunu nasıl hatırladın? Hatırlıyorsun değil mi Güney? Evet. Ya sen tam eşek kafalısın ya, eşek kafalısın. Gel buraya bakayım, sarıl bana şöyle bir. Kızım benim seni unutmam mümkün mü deli? Çok fenasın Güney, kalbim durdu. İnandın ama. İnandım. Safsın kızım sen, vallahi. Sarıl bakayım, daha çok sarıl, iyileşmem lazım. Bol bol sarıl. Bunları çıkarken de doldurabilirdik. Benim şu anda oğlumun yanında olmam gerekiyor. Cadının işi bitti. Hadi hemen Songül'e söyleyelim. Canın acıyor mu, iyi misin? Biraz. Ya sen niye kahramanlık yapıyorsun oğlum? Niye benim önüme atlıyorsun? Sana bir şey olsaydı vicdan azabıyla ölürdüm. Kızım ben seni değil ki kendimi düşündüm. Sana bir şey olsaydı canım daha çok yanardı. Songül, senin teyze geliyor, çabuk. Güney, annen gelmeden benim kaçmam gerekiyor, carlar. Seni bin. Yine gelirim ben. Azıcık şunun sesini. Metin uyuyor. Zor uyuttum zaten, uyanmasın çocuk.
Benim karnım çok acıktı kız. Bu yemek olmadı mı daha? Yemek memek yok sana. Hem evi zorla işgal ediyorsun hem de yemek mi istiyorsun? Polis çağırmadığıma dua et. Tafranı sevsinler senin. Bana bak kız Mesude. Sen neyine güveniyorsun da boşanmalara kalkıyorsun? Kızına mı? Reklam panolarında gördüm bugün Eylül'ü. Ünlü olmuş artık. Çil çil para kazanıyordur şimdi. Ama sana bir faydası var mı? Yok tabii. O senden artık elini yıkadı kızım. Yıkadı. Büşra'yı da fitler yakında. İki kardeş el ele verirler. Sana güzelce sırtlarını dönerler. Yüz çevirirler senden. Metinimle yeni doğacak veliahtımda bizi babasız bıraktın diye güzelce suratına tükürürler. İşte böyle sap gibi kalırsın ortada, sap gibi. Kalmam. Çocuklarım yalnız bırakmaz beni. Nah bırakmazlar kız. Bana bak kız Mesude. Aha da işte şuraya yazıyorum. Bugün ölsen cesedini anca kokunca bulurlar senin, kokunca. Allah korusun be. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ben burada durum değerlendirmesi yapıyorum Mesude Hanım. Be careful. Bana bak. Yani demem o ki, akıllı ol. Kocanın kıymetini bil. Bu boşanma laflarını bırak artık bir kenara, bırak. Ne oldu? Dilini mi yuttun? Susup duruyorsun. Karşında konuşan haklı olunca cevap vermesi kolay olmuyor tabii Mesude Hanım. Yalnızlık zor zanaat Mesude Hanım. Hele de senin çapındaki bir insan için çok zor. Bu adama mecbursun kız. Eşek gibi mecbursun. Önce bunu kabul et. Kızının seni saydığı yok, aradığı sorduğu yok. Büşra da yakında gider ablasının peşinden, o da arayıp sormaz. Metinimle yeni doğacak veliahtım da onları babasız bıraktığın için suratına tükürürler. Onlar da saymazlar seni. Sonunda kala kalırsın bu adamın eline Mesude. Sen bu adam olmazsa bu hayatta bir hiçsin Mesude Hanım. Bir hiç. Haşlayıversem olur mu? Hadi bu sefer de kolu versin bakalım. Yalnız salça da koy. Bu adam öyle sever. İyi bilirsin sen Mesude. Koyarız. Ver comeback Kemal'e. Evim evim güzel evim. Sağ ol da. Afiyet olsun. Aklıma geldikçe içim ürperiyor. Oradan bütün çocuklara zarar verebilirdi. Neyse ki ucuz atlattık. Bir gün sonramız böyle değil, değil mi Toprak? İnsan yarına çıkamayabilir, değil mi? Feride niye böyle karamsar karamsar konuşuyorsun? Toprak biz evlenelim. Zaten evleneceğiz. Hayır yok yok, hemen evlenelim beklemeden. Kır düğün istiyordun. Ya boş ver kır düğününü. Mesela yarın hemen evlensek. Ömrümüzün kalan bütün günlerini birlikte geçirsek. Güzel olmaz mı?
oradan. Bana şirinlik yapmak için öyle söylüyorsun. Ayrıca annemin başının etini yer. Benimkiler de öyle tabii. Yeter bu iş. Hemen evlenemeyeceğiz. Ne güzel olurdu ama. Kader, ne yapıyorsun sen? Ya şimdi ben gece birden uyanır da Songül'ün yatağını boş görürsem çok korkarım. Kendi evinde olduğu aklıma gelmez. O yüzden ben alışıncaya kadar böyle olsun kızlar. Ben gidince de yapmış mıydın? Yok. Benim gidişimi hemen kabullendin yani. İyi bunu yazdım kenara Canısı. Ay Meral, Canısı olur mu öyle şey? Songül'ün gidişi çok ani oldu ya, o yüzden yani. Eylül, annen geldi kızım bugün. Bir gazeteci mi gelmiş? Ona sorular sormuş. Niye ki? Merdiven silerken fotoğraflarını çekmiş. Kızın sana bakmıyor mu demiş. Valla ben de başka bir şey bilmiyorum. Gazeteciler sizin hayatınızı niye merak etsin ki? Ben anlamadım. Çok sinirliydi Mesude. Manken oldu, beni unuttu diye söylendi durdu. Günaydın Neriman Hanım. Ne aydın bir gün sorma. Eylül! Eylül! Eylül kalk çabuk! Kalk! Ne oluyor Neriman Hanım? Al da kendin gör ne olduğunu. Annen demediğini bırakmamış gazetecilere. Bir de sen annem diye gözyaşı akıtıyorsun. Ne oluyor ya? Reklam panolarını süsleyen Eylül Acar'ın annesi merdiven silerek geçimini sağlıyor. Acılı anne yetimhanede kalan kızının manken olduğundan habersiz. Zavallı kadın iki küçük çocuğuyla sefalet içinde yaşarken bir dergi tarafından keşfedilen Eylül Acar şöhret olma yolunda. Fena. Rezalet bu. Rezalet. Şimdi bakanlık müfettiş de gönderir. Sen reşit değilsin ki. Kimden izin aldın da çektirdin bu fotoğrafları ha? Tabii Neriman halletsin şimdi. Canım. Günaydın. Günaydın, ne haber? İyi. Çıkıyordum ben de tam. Çıkamazsın. Neriman Hanım'ı arayıp haber ver istersen gecikeceğine. Ne oldu, bir şey mi oldu? Nikah işlemlerine başlıyoruz. Kalan günlerimiz beraber geçsin istemiyor muydun? Olacak diye öyle korktum ki. O kurşun başka yere gelmiş olsaydı şu an ölmüştüm. Ama gördüğün gibi gelmedi anne. Gayet iyiyim bak. Kapat.
Kapıdan kovuyoruz, bacadan geliyorsun. Çık dışarı. Sana lüzum yok. Ben bakarım oğluma. Anne. Lütfen. Bildiğin gibi Songül benim kız arkadaşım. Yanımda olmasını istiyorum. Hayret. Atarlanmadım. İnanamadım bir an. Yani. Alıştım artık. Sevmiyor beni. Kabullendim. Bir gün sevecek. Bak sana kitap getirdim. Sıkıldıkça okursun. Hem kendi ellerimle de börek yaptım. Benim aşkım bana kendi elleriyle börek mi yapmış? Ver hemen bir tane. Yemesen daha iyi Güney. İlk pişirdiğinde fena değildi ama durdukça kararmış sanki. Ver şundan bir tane. Sen bana kendi ellerine börek yapmışsın. Zehir olsa yerim ben onu, ver. Yemin misin? Ya ver. Biraz yanmış. Ayrıca hiç de kötü değil, bu gayet güzel. Yalancı. Sırf üzülmeyeyim diye söylüyorsun değil mi? Ya niye üzülme diye söyleyeyim? Vallahi gayet güzel. Ayrıca buna aşk böreği derler kızım. Sen bunu yaparken içine sevgini koymuşsun. Sevgini biraz yanık olsan olur. Kömür olsa yerim ben bunu. Güney. Geçmiş olsun kanka. Ben yeni öğrendim. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Rahatsız ettiysem sonra gelebilirim. Neyse Güney, ben gideyim sevgilim. Anne şimdi gelip tekrardan atar yapar. Ararım seni. Bu ne şimdi ya? Selam bile vermedi. Ne bekliyordun abi? Eyvallah abi ya. Eyvallah, sen de trip at abi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ya ben senin en yakın arkadaşınım. O kızlar yokken ben vardım. Ya ben ömrüm boyunca kaderi çekmek zorunda mıyım? İnsanlar ayrılamaz mı abi? Aferin Cenk. Hiç değilse biriniz akıllanmışsınız. İnşallah Güney'e de örnek olursun. Cenk bana olsa olsa kötü örnek olur anne. Oğlum o senin kız arkadaşındı lan. Kızı en zor zamanında yalnız bıraktın. İnsan sevdiği insanın yanında olur. Ona destek olur. Ne bileyim, elini tutar. Sen ne yaptın? Kızı en kötü gününde yalnız bıraktın. Kusura bakma da Cenk. Bugün sevdiğini iddia ettiğin kişiye bunu yapıyorsan yarın arkadaşım dediğin kişiye de yaparsın abi. Karakter meselesi bu. Tamam abi. Tamam, kötüyüm ben. Karaktersizim. Ben sizin gibi kahraman değilim abi, kusura bakmayın. İstediğinizi düşünün, umurumda değil. Songül börek yapmış. Seninkilerden güzel. Gazete haberini görünce Eylül yıkıldı. Yani çok fena üzüldü. Yok, Eylül çok para kazandığı halde zavallı annesi merdiven silerek geçiniyormuş da. Vefasız Eylül yardım etmiyormuş da. O da neler neler. Kızı resmen hain, vicdansız evlat gibi göstermişler. Ya bu nasıl bir şey ya? Böyle bilip bilmeden haber mi yapılır ya? Hadi annesi konuştu diyelim. E Eylül'e niye cevap hakkı vermiyorlar ki? Bu böyle kalmaz ama. Serkan nereye? Böyle kalmaz ama derken ne yapacak ki? Müzik
duruyor kız alacaklı gibi. Bir de soruyor musun? Gazeteyi görmedin herhalde. Al bak rezilliğine. Gazetecileri çağırıp mahsustan kendini acındırdın değil mi? Benden intikam almak için fırsat mı kolluyorsun anne? Bunu da mı yapacaktın bana? Bağırmasana kızım. Ben kimseyi çağırmadım. Gazeteci gelip buldu beni. Hem suçlusun hem konuşuyorsun. Afişlere çıkıyorsun da analar niye haber vermiyor? Ne oluyor kız Mesude? Niye bağırıp duruyor yine bu? Ben niye sana haber vereyim ki? Al bak meşgulmüşsün. Kocan da gelmiş. Sen benim annem değilsin. Sen sadece Kemal'in karısısın. Sen sadece busun. Bak bak. Şöhret oldu ya. İlk icraat seni analıktan azletti. Ben dedim sana kız Mesude. Bunlar sana bakmazlar dedi. Ne varsa kocanda var kız Mesude. Ne varsa kocanda var. Yaz bunu bir kenara Mesude yaz. Sen ne çok konuşuyorsun ya. Defol gitsene içeri. O yüzünde kim yapmışsa o ellerine sağlık. Çok iyi olmuş. Kız sana ne oluyor? Sen ne karışıyorsun? Bu bizim ailevi meselemiz. Ya siz benim ailem değilsiniz ki. Ne yaparsanız yapın ama artık benden uzak durun. Bak bak. Manken oldu ya. Nasıl da saçını savura savura, kırıta kırıta yürüyor bak. Bu kız seni bir daha tanımaz Mesude. Vallahi de, billahi de tanımaz. Yazık kız sana. Çok yazık, çok. Tayfun, Tayfun Karatepe. Alo, Tayfun Karatepe ile görüşecektim. Bugün çıkan haberle ilgili. Kendisini bağlayabilir misiniz acaba? Alo. Merhaba, ben bugün haberini yaptığınız Eylül Acar'ın arkadaşıyım. Ya siz ne biçim habercisiniz ya? Bu bastığınız iftiralar haber mi diyorsunuz siz? Bir dakika, bir dakika. Biz kimseye iftira atmıyoruz beyefendi. Her haberi titizlikle araştırıp yazarız. Eminim öyledir. Ya siz bu kadının nasıl bir insan olduğunu biliyor musunuz arkadaşım? Ya bu kadın sırf kocasından boşanmamak için kızını yetiştirme yurduna yerleştirdi ya. Pardon, neden kocası için dediniz? Çünkü o pislik herif Eylül Acar'ı taciz etti. Annesi de ona inanmayıp kızcağızı yetimhaneye yerleştirdi ya. Hatta mahkemede kocasıyla yine kızım yalan söylüyor diye şahitlik yaptı. Ya şimdi anladınız mı Mesude Hanım'ın nasıl bir insan olduğunu? Anlıyorum. Bu bilgiler gerçekten çok ilginç. Eylül Acar'ın arkadaşıyım demiştiniz değil mi? İsminizi öğrenebilir miyim? Serkan, Serkan Özgün. Tamam Serkan Bey. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi günler. Habere bak ya. Bir mutlu oluyoruz. Peşinden hemen bir felaket. Nerede bu gazete? Serkan'da. Ülke çapında rezil oldu arkadaşınız. Bütün okul Face'te paylaşıyor haberi. Aa, deme öyle Aleyna. Yani kız meşhur oldu. Hem zaten reklamın iyisi kötüsü olmaz. Evet, varoş manken podyumlarda. Lan dön önüne. Dövmeyeyim şimdi seni. Bence vaatte bulunmayalım, direkt yol alalım saçını. Gel lan. Gel lan. Ya, ya bırak. Bıraksana kızı be. Ne yapıyorsun ya? Bırak. Ya, bırak beni be. Kızım yeter artık. Ya bırak. Ya Meral, bırak Allah aşkına Meral. Meral. Çekil. Bırakın diyorum ya size. Ya seni var ya öldürürüm artık. Yeter ya. Bırak. Çekil. Ya vursana ya. Vur. Alacağın olsun. Sonra yolarım artık. Geçmiş olsun sonra. Dün Selin teyzeyle annem konuşurken öğrendim ben de. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Ben de iyiyim Mert. Belki merak etmişsindir diye söyledim. Ettim tabii, neden etmeyeyim de. Şey, bomba gibi gözüküyorsun sen de. Eksik olma ya, sağ ol.
Neyse, görüşürüz sonra. Ne oldu şimdi? Niye trip attı ki bu kız Mert'e? Anlamayacak ne var? Kız basbayağı Mert'e aşık işte. Ne kadar salaksınız siz ya. Kızım, Meral niye Mert'e aşık olsun ki? Saçmalamıyorlar mı Cemre? Oldu mu diyorsun yani? Hadi biz romantizme kapıldık geldik de arkadaş sen niye bir gün sonraya gün veriyorsun ya? Biraz hızlı oldu galiba bu. Yani? Hayır yani birkaç hafta sonrasına verseydi iyiydi de. Evet ya ben de öyle tahmin ettim. Öyle verir dedim ama işte. Hayır zaten ben böyle düğünsüz anneme haber vermeden evlenirsem beni keser yani. Benim annem? Benim annem var ya beni parçalar be parçalar ya. Ne yapsak biz yarın evlenmekten vaz mı geçsek acaba? Ha. Sen vazgeçtiysen benim diyecek bir şeyim yok. Ha ben şu dakika evlenirim. Senin için söylüyorum yani o yüzden. Ben de bir dakika beklemem evlenirim de ben de senin için diyorum yani. Yani? Evlenelim biz ya. Yaza da düğün yaparız şöyle kır düğünü. He? İşte benim sevgilim be. Evleniyorum o zaman yarın. Evleniyoruz. Bayağı yarın nikahımız var Toprak. Evet. Songül. Songül. Ya Eylül'le annesi acayip kavga etti. Gemileri yaktılar bir daha da barışmazlar. Ya kadar bir dur. Meral'le konuşmam lazım. Meral. Duyduklarım doğru mu? Ne duydun ki bebişim? Mert'e aşık mı oldun? Kızım o çocuk yalancı düzenbazın teki. Güney'le beni ayırmak için neler yaptı unuttun mu? Meral aşık mı oldun? Meral Cafer'e aşık mı oldun? Oldum evet. Ağzımın payını da aldım. Takmıyor beni mutlu musun şimdi? Sen ne yapıyorsun ya? Salak mısın kızım sen Mert ne? Salağım evet. Hepiniz doğru insanı buldunuz ama bana da bu düştü. Ne yapayım? Aman ne doğru erkek. En zor günümde terk etti beni beyefendi. Ya Kader. Hala mı bu konu ya? Herkes sevgili olup ayrılıyor. Ha ama siz özelsiniz değil mi? Ya sizin elinizi tutan bir daha bırakamaz. Bırakırsa hain olur. Bunun özel olmakla ne ilgisi var gerizekalı? Bu insan olmakla alakalı ama sen anlayamazsın tabii. Oğlum beni terk etmene kızmıyorum ben. Beni en zor günümde terk etmene kızıyorum. Anlayabiliyor musun? Basıyor mu kafam? Ya tamam. Tamam. Anladım ya ben kötü bir insanım. Oldu mu? Kötü bir insanım. Bu ne şimdi? Bana vurama hep masaya mı vuruyorsun? Ya uğraşma benimle ya uğraşma. İnşallah kendine daha iyi bir sevgili bulursun. İnşallah. Bulurlar, bulurlar. Sen ben kötüsünü seçeriz, bunlar en iyisini bulurlar. Meral bak seni uyarıyorum. O çocuğu sevmeyi bırakacaksın tamam mı? Kızım sen mal mısın ya? Malım ya. Ulanım evet malım. Bana at bana. Boşa telif yapma. Bak, bak sen yaptın. Sen fiştekledin Meral'i. Hepsi senin yüzünden. Ya ben ne yaptım kızım? Ya bir yürü git içine ya. Bak bana kızımızım deme Cenk. Meral bana bak. Hemen o çocuğu sevmeyi bırakacaksın. Duydun mu beni? Aa, oldu canım. Kimi seveceğime de sen karar ver. Yeter artık karışma bana. Karışırım Meral. O çocuk yalancı diyor. Niye anlamıyorsun? Cenk bak uzak dur. Maazallah yüzümü falan bulaştırırım ölürsün. Ya bir sus artık ya. Ya anca gidersin Cenk gitsene. Ya valla bak bıktım senden ya bıktım. Ay ben bıktım asıl. Ya düşünüyorum işte arkadaşım. Düşünme ya yeter artık. Bak bana bağırma. Mert ne Meral ya Mert ne? Ya sana ne ya karışmayın bana. Kafası basmıyor bunun. Müsait misiniz Neriman Hanım? Hah, nihayet gelebildin. Yani müsaitim.
Ben sizden yarın için izin isteyecektim. Oh ne âlâ memleket. Bugün geç kal, yarın için izin iste. Tabii Neriman eşek ya. Tabii estağfurullah. Bütün işi tek başıma yaparım ben. Estağfurullah Neriman Hanım, estağfurullah. Neriman Hanım. Biz yarın evleniyoruz. Aa, sahi mi? Sen hani yazın evlenecektin? Kır düğünü istiyordun. Aa, yoksa... Hayır canım, ne münasebet? Hayır, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey Neriman Hanım. Biz sadece geri kalan tüm günlerimizi birlikte geçirmek istiyoruz. O yüzden böyle bir karar verdik. Tabii tabii, öyledir. Öyle Neriman Hanım, yalan mı söyleyeceğim? Aa. Birkaç aya kadar herhangi bir değişiklik olmazsa o zaman inanırım. Görürsünüz o zaman Neriman Hanım, ne diyeyim yani? Demek evleniyorsun ha? Evleniyorum. Nikah şahidin kim olacak diye sormuyorum. Tabii burada böyle bir mülki amirin dururken. Yani başka kim olacak değil mi? Elbise alalım artık, ne olur. Bak gazeteciye yazı yazalım istersen, yazdıklarını düzeltsinler. Bilmiyorum. Eylül, ben gazeteyle konuştum. Ya sen merak etme, bütün doğruları anlattım onlara. Ne anlattın ki? Vebo'nun seni taciz ettiğini. İşte annenin sana inanmayıp seni yetimhaneye bıraktığını. Hatta mahkemede senin aleyhine şahitlik yaptığını bile söyledim Eylül. Serkan sen ne yaptın? Yarın tüm Türkiye bu utancımı öğrenecek. Eylül sen artık utanmıyorum dedin, mahkemeye gittin, dava bile açtın. Aynı şey mi bu? Bana niye sormadın? Nasıl yaptım böyle bir şey yapmadım? Eylül tamam sakin ol, bir çözüm buluruz. Cemre bir çözüm yok. Rezil oldum işte ben, rezil oldum. Mahvoldum ben, mahvettin beni. Hadi gel bakalım. Eylül. Özür dilerim. Ben sadece senin haklı olduğunu anlatmak istedim. Serkan sus. Sus yoksa ağzından kötü bir şey çıkacak şimdi. Eylül lütfen biraz sakin olur musun? Ezikçim, mankenlikten kazandığın parayı annene vermedin mi sen? Kadıncağız orada sefil sefil merdivensizsin. Sen burada hayatını yaşa tabii o. Bu arada arkadaşlar bakın, bu zalim Eylül parası olduğu halde hala annesine merdivenleri sildiriyor. Defne. Sen benden ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun sen benden? Bıktım senden, bıktım artık, yeter! Yeter, öldüreceğim seni artık! İyice canavarlaştın sen. Asıl senin kardeşin canavar be.
Hala onu mu tutuyorsun aptal? Çocuklar. Ne oluyor? Ya hocam bu manyak beni dövdü. Sen öldürmediğime dua et. İyi misin? Şimdilik size folik asit yazıyorum. İlerleyen aylarda başka vitaminler de vereceğim. Gerek yok. Doğurmayacağım bu çocuğu. Bakacak durumum yok. Aldırmak zorundayım. Peki yalnız eşinizin de imzası gerekiyor. İzin vermiyor domuz. Onsuz olmaz mı? Olmaz, kanun böyle. Hem ayrıca bu sizin yalnız başınıza verebileceğiniz bir karar değil Mesude Hanım. Nasıl değilmiş? Allah Allah ya. Ben doğuracağım bu çocuğu. Ben taşıyacağım. Ben bakacağım. Kemal de başında dırdır yapıp duracak. Çocuğa Kemal mi bakacak sanıyorsun sen? Kusura bakmayın. Babanın imzası olmadan bu bebeği alamayız. Ayrıca sizinki riskli bir gebelik. Düşük yapma ihtimaliniz var. Yorulmayacaksınız. Bol bol istirahat edeceksiniz. İstemiyorum ben bu bebeği. Zorla mı kardeşim? Kızım niye cevap vermiyorsun? Neden dövdün arkadaşını? O benim arkadaşım değil. Düşmansınız yani. Sen vahşi misin kızım? Ne istedin kızdan? Vahşiyim evet. Aile terbiyem de yok benim. Bıraksalar o Defne'yi orada daha fazla döverdim. Özür dileyeceği yerde şu verdiği cevaba bak ya. Sana bir hafta okuldan uzaklaştırma veriyorum. Çık git aklın başına gelsin. Eylül. Bir de kapıyı çarpıyor ya. 10 gün oldu cezan. Kızlar ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Efendim Eylül. Atakan, benim acil yardıma ihtiyacım var. Tanıdığın gazeteci var mı? Var. Bugünkü haber için diyorsan. Hayır. Yarın çıkacak haber için. Geldin mi kız Mesude? Geldim. Ne dedi kız doktor? Müstakbel veliahtım iyi miymiş? Anlatsana. İyiymiş. Heh. Aman iyi olsun. Bana bak kız. Veliahtıma kendinden daha iyi bakacaksın. İşte o kadar. Kız ağır o ağır kaldırmasana. Perdeler kirlenmiş elde yıkayıvereceğim. Kız makineyi atıp yıkasana elde ne demeyi yıkıyorsun Mesude? Makinenin yıkadığına güvenmiyorum elde daha iyi oluyor. Sonra da camları sileceğim. Hamile hamile ne işlere kalkışıyorsun Mesude? Bebeğe zarar vereceksin kız aklını mı kaçırdın sen ne yaptın he? Doktor sakıncası yok dedi. Çok istiyorsan sen yap işleri. Aman. Ne halim varsa gör be. Nereye gitti bu kız ya? Meral, şunu bir arasana. Tamam. Tamam gerek yok. Orada işte.
Ne yapmaya çalışıyor ya? Ha? Ben sinirlenim diye mi yapıyor bunları? Ya bir şey söylesenize ne olur ya? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Benim kız kardeşim bu şekilde dövmesi doğru mu? Ya doğru değil tabii ki. Ama Eylül'de çok kötü şeyler yaşadı. Yani insan bir yerde çıldırır ya. Öyle bir şey oldu herhalde. Serkan kolay değil yaşadıkları. İçine ata ata bu hale geldi. Yalnız Eylül'ün tersi de çok pismiş ya. Ne, görmedin mi halini? Nasıl? Şeridan uzaklaşmak iyi geldi mi? Kartepe'ye getirdim seni. Evet, iyi geldi. Teşekkür ederim. Tamam artık, üzülme. Gazeteyle konuştum ben. Neyse ki bir tanıdığım vardı. Taciz olayını haber yapmayacaklar. Ciddi misin? Atakan çok teşekkür ederim. Beni şu an nasıl mutlu ettin bilemezsin. Gerçi tabii şimdi sana her şeyi tek tek anlatmam gerekecek. Patlayacağım artık. Herkesin bana acımasından bıktım. Böyle ağzım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Bağırmak istiyorsun ha? Tamam o zaman. Hadi bağır. Anlamadım. Havuzum çıktığı kadar bağırmak istiyorum dedin ya. İstediğin gibi bağırabilirsin işte. Hadi kalk. Çığlık mı atacağım? İster çığlık at, istersen küfret. Kimselere söylemediğin her şeyi burada aykır. Ama dikkatli ol. Sen merak etme. Bana hiçbir şey olmaz çünkü ben ölümsüzüm. Ev gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. O kadar ağır şeyler yaşadım ki. Ama bak bana. Bak hala yaşıyorum. Ölmüyorum ben, anladın mı? Ölümsüzüm ben. Sen çok acayip bir kızsın biliyor musun?
Kızlar, ben Eylül'ü ilk defa böyle görüyorum. Yani hiç kendi gibi değildi. Ay evet canısı. Ay kader, seninle bir filme gitmiştik, hatırlıyor musun? Hani adam böyle çok sinirlenince yeşil bir deve dönüşüyordu. Ay aynı onun gibi oldu resmen. Sen Mert konusunda ciddi miydin? Ciddiydin. Kızlar, müsait misiniz? Tabii, buyurun Feride Hanım. Ya, gerçi böyle şeyler davetiyeyle olur ama bizim o kadar vaktimiz yok. Yarın sizi bir yere davet edeceğim. Nereye davet edeceksiniz? Nikahımıza, yarın toprakla evleniyoruz. Evleniyor musunuz? Evet. Yazın evlenecektiniz hani? İşte öyle gelişti. Ay çok güzel. Lütfen ama rica ederim. Çocukların yanında. Ne var canım? Öyle gelişti dedim. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır hayır, kesinlikle katiyen öyle bir gereklilik yok tabii ki. Biz sadece romantik olmasını istedik. Öyle hemen karar verdik işte. Tabii siz bunu ne kadar anlayabilirsiniz onu bilemiyorum. Sen bana romantik değilsin mi demek istiyorsun Feride? Neriman Hanımcığım, ne gerek var şimdi Feride Hanım'ın moralini bozmaya bu kadar güzel bir günde, değil mi? Düğün yapmayacak mıyız yani? Yapmaz olur muyuz? Yazın da düğünümüzü yapacağız işte. Ya çok güzel Feride Hanım. Vasıfsız erkek eleman. Dur. İşaretleyelim. Çay demledim baba. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol. Baba ya, kuymak nasıl yapılıyor? Ben Karadeniz kızım onu bilmiyorum. Annem çok güzel yapardı. Evde mısır unu var mı? Yok. Tamam. Ben şu çayımı bitirip gider alırım. Beraber yaparız, öğrenirsin sen de. Tamam. Nereleri? Sana da bir cep telefonu almamız şart oldu. Açılısı yok be baba. Efendim canısı. Canısı? Sana bomba bir haberim var. Son dakika gelişmesi. Feride Hanım evleniyor. Kızım bayat haber bu. Nişanında ben de vardım, unuttun mu? Ya öyle değil. Yarın nikah yapıyorlar. Yarın mı? Ciddi misin sen? Evet, dur hoparlörü alıyorum. Ay hemen bekarlığa veda partisi yapmamız lazım. Lan ne bekarlığa veda partisi? Kızım, kına gecesi yapmamız gerekiyor. Aa evet. Süper fikir. O zaman kızlar biz de Feride Hanım'a kına gecesi ayarlıyoruz. Ay çok güzel olacak. Ay ben hiç kına gecesine gitmemiştim. Olur vallahi. Bak Edoşa'dan kınaları hazırlarız, tamam mı? Bir tane de kıyafet gerekiyor, kına kıyafeti. Ya biraz zor buluruz ama. Dur bakalım, belki kiralayan yerler vardır. Ben arayacağım sizi, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Al baba. Ne oldu kızım, kim evleniyor? Baba, Feride Hanım evleniyormuş. Öyle mi? Allah mesut etsin. Sen ne? Şey, Zehra ablaya bir şey soracağım baba. Tamam. Gel. Gel evladım. Ne istiyorsun? Biz kızlarla Feride Hanım'a sürpriz kına gecesi yapacağız. Ya sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Sürpriz kına gecesi mi olurmuş evladım? Yeni icatlar çıkarmayın bakayım başıma. Ya Neriman Hanım, lütfen yardımcı olun bize. Bakın çok güzel olacak.
İyi, tamam. Benden ne istiyorsunuz? Şimdi biz hazırlıkları yaparken... Ya nereye taşınacağız anne? Okulum, arkadaşlarım burada. Ben hiçbir yere gitmem. Ya mecburuz diyoruz. Allah Allah ya. Bu mahallede kalamayız. Bitti. Vır vır konuşup durma başımda. Taşınacağız dedim, o kadar. Ha, bana ne anne ya? Sen gitmek istiyorsan git. Ben burada kalacağım. Sus, yeter. Merhaba. Merhaba ablacığım. Ben kına kıyafeti kiralayabileceğim bir yer var mı diye soracaktım ama... Sanırım yanlış bir zamanda geldin. Yok yok. Kına mı dedin sen? Bunlar da Meryem Hanım. Bunca yıllık memursun. Hala ne olduğunu öğrenemedin mi evladım? Evrak dosyası. Bunu anladım canım da... neden masama koydunuz onu anlamadım. Bilgisayara geçireceksin. Hepsini? Evet, hepsini. Madem yarın izinlisin, bunları bitirmeden çıkmak yok. Ay, ama Neriman Hanım yarın... Aradığınız Neriman'a şu an ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin lütfen. Ne? Ne? Yok Zehra abla, babam bekliyor. Bak ben bunu kendi kına gecemde giydim. Ya o da güle güle giysin. Sonra geri getir ama. Çok sağ ol ablacığım gerçekten. Ya ben istemeden konuşmanıza şahit oldum da. Buradan taşınacak mısınız? Taşınacağız vallahi. O pislik Cemil yüzünden dedikodu çıkmış mahallede. Yok efendim, ateş olmayan yerden duman çıkmazmış da bir şey var ki adam olay çıkardı falan filan. Cır 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 konuşuyor işte mahalle. Hayır bir de babanla beni sevgili yaptılar ayol. Tövbe. Ya bunlar ne kadar kötü kalpli insan ya. Bilip bilmeden iftira atıyorlar resmen. Evet, mahalle böyle. Vallahi hiç uğraşamam onların dedikodularıyla, imalarıyla falan. Bana ne, taşınacağım ben. Onlar da attıkları iftira ile kalsınlar işte mahallede. Pislikler. Sen üzülme. Şimdi kızlar. Meral sen çarşıya git kına al. Kader sen mum al. Cemre sen de burada kal, bana yardım et. Tamamdır Edoş. O zaman ben hemen gidip mumları alıyorum. Başka bir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Ay bekle, ben de seninle geleyim o zaman. Hadi tamam. Hadi kızlar çabuk. Ben Rüstem Efendi'ye gideyim, buraya asacağımız lambaları ayarlasın. Sen mutfağa in, hemen geliyorum. Tamam. Hadi çabuk çabuk, çok işimiz var. Çok işimiz var. 35 yaşını geçmemiş erkek eleman. Geç. Geldim baba. Hoş geldin kızım, gel. O ne? Ne aldın? Feride Hanım için. Kına elbisesi aldım Zehra abladan. Bak. Çok güzelmiş. Güzeldi. Sana ne oldu? Niye suratını astın? Çok moralim bozuk baba. Ne oldu? Zehra ile senin dedikodunu çıkarmışlar. İkiniz sevgiliymişsiniz, öyle konuşuyorlarmış mahallede. Taşınacağım dedi kadın. Çok üzüldüm. Ne? Nereden çıkarıyorlar böyle şeyleri ya? Allah Allah. Tövbe tövbe. Ya insanlık da kalmamış. Bir başına yaşayan kadın. Utanmıyorlar mı uğraşmaya? Maalesef baba. Ya kıçı kırık bir yetimhane kızı dövdü beni. Devrin nasıl konuşuyorsun sen öyle? Hani nereden öğreniyorsun bu lafları anlamıyorum. Artık varoş bir mahallede oturuyorum. Eskisi gibi asil olamıyorum.
Sen hiçbir zaman asil değildin ki zaten. Pardon? Senin sevgilin çok hanımefendi değil mi? Ya anne hayvan gibi saldırdı bana. Arkadaşları bile Eylül yapma diye bağırdı. Ya sen ne yaptın peki Defne? Hem kızı kışkırtıyorsun sonra da burada annemin yanında saf ayağına yatıyorsun. Aa! Ne oluyor size? Defne ne yapmış olursa olsun kimse benim kızımı dövemez. Yani? Ha oğlum niye kardeşini savunmadın? Ha? Yani Eylül kardeşinden daha mı önemli? Gerçi hakkını yemeyeyim ilk defa sert çıktı sevgilisine. Ya oğlum. Bak hiç kimse insanın ailesinden daha önemli olamaz. Eylül kim? Gençlik aşkın. Biliyorum sen şimdi ben onu hayatımın sonuna kadar seveceğim falan diyeceksin ama öyle olmuyor oğlum. Bak er ya da geç Eylül'le ayrılacaksın. Ha şimdi başında kavak yelleri esiyor. O rüzgar durulduğunda yanında sadece kardeşin ve annen kalacak. Üstüme yığdığı dosyaları anca yarılayabildim Toprakcığım. Zaten bu gece bana sabahlar olmasın canım. Yarın sabah kim bilir göz altlarım nasıl da şişmiş olacak. Belki duş almaya vaktim bile kalmayacak. Kendini kıyamda zombi gibi görüneceğim Toprak. E tamam Feride'ciğim o zaman ben seni daha fazla oyalamayayım hayatım. Tamam mı? Sen işini bitir. Hadi görüşürüz. Öpüyorum seni. Bye. Senin burada bir giydi şişin ya. İnsan birazcık acır sevgilisine, değil mi? Ah, Neriman Hanım ya, ah! Vicdansızlık ya. Kızlar, Songül telefon etti. Babası onu yurda bırakıyormuş. Elbiseyi de hazırlamış. 5-10 dakikaya kadar orada olurum dedi. Tamamdır. Kolay gelsin kızlar. Hocam, çok yakışıklı olmuşsunuz. Gerçi spor kıyafetlerle de yakışıklısınız ama takım elbise bir ayrı yakışmış. Teşekkür ederim Meral'cığım. Hocam, hiçbir şey çaktırmadınız değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, zor tuttum kendimi. Canım benim ya, çok acıklı geliyordu ses. Aman dikkat edin, elektrik çarpmasın. Dikkat ediyorum Hediye Hanım. Siz merak etmeyin. Yardım lazım mı? Toprak Bey oğlum, sen şu merdiveni tutuver, ben fırına bakmalıyım. Böyle damada da iş buyurmak olmuyor ama. Estağfurullah. Ben de hemen geliyorum. Eylül, ya Serkan Atakan'ın arabasına binip gitmene çok bozuldu. Ben de bozuldum Cemre. Nasıl bana sormadan gidip gazeteciyi arar? Nasıl benim özel sırlarımı gider onu anlatır? İyi de Kemal'in yaptıkları artık sır değil ki. Bak sen çok cesurca bir davranış yapıp o adamı mahkemeye verdin. Mahkeme ayrı bir şey. Gazeteye çıkmak bambaşka bir şey. Ya tamam. Ya biraz düşüncesizce davranmış olabilir. Ama niyeti iyiydi. Hadi ara gönlünü al. O arayıp benim gönlümü alsın. Allah Allah. Ne oldu kızlar, bir şey mi oldu? Feride Hanımcığım, hadi işi gücü bırakın hazırlanmanız lazım. Ne için? Kına gecenize bu kıyafetlerle gelmeyeceksiniz herhalde. Yani bizim bir tanecik Feride Hanımcığımız var. Onu da öyle kına gecesi yapmadan veremeyiz. Nasıl yani? Burada mı? Burada mı yapacağız? Evet, hadi sürpriz var içeride. Gerçekten mi? Kızlar ne diyorsunuz? Ağlatacaksınız beni. Ağlamayın sakın Feride Hanım. Hadi kadar biz çıkalım, Feride Hanım giyinsin. Hadi hazırlanın da gelin. Hadi. Ya! Aa!
İyi akşamlar Zehra Hanım. Ah. İyi akşamlar. Ya Songül bir şeyler söyledi. Taşınıyor musunuz? Nedenini söylememiştir inşallah. Neyse zaten bir şekilde kulağınıza gelirdi. Vallahi bütün gün pazarda, bugün manavda, her yerde aşkımızı dinledim ha. O pis Cemil yüzünden. Bir adımı çıkarmadığı kalmış, onu da yaptı. Ya pis bir dedikodu yüzünden düzeninizi alt üst etmeyin. Rahatınız kaçmasın. Ben yarın giderim, muhtara anlatırım. İftira derim bu. Sakın. Ne münasebet. Aşığı Zehra'yı savunuyor diyecekler, tövbe. Gerçekten sinirlerim bozuldu artık ha. Tek ben olsam ağızların payını veririm de. Bir kız çocuğu büyütüyorum ben ya. Laf gelir ona. İyi ki bu mahalleden taşınıp gidiyoruz zaten. Hay Allah. Keşke böyle olmasaydı ya. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Nasıl bakıyorlar ya pislikler? Neyse ben gideyim bari de yanlış anlamasınlar. Gitmeyin canım. Ne yanlış anlayacaklar? Çeneleri kopsun inşallah. Nasıl korkutuyorlar bizi ya? Zaten çıkan dedikodu çıktı. Gelin bir şey içelim beraber. Hı? Aa, bilmem ki. Olur olur. Hadi gel. Siz de iyice bakın. Bak adamı alıyorum, güzel çay ikram edeceğim. Oh sefam olsun. Valla onlar dedikoducuysa ben de delinin tekiyim, var mı? Hadi gel. Kızların fikriydi ama. Dur bakayım sen. Çok güzel olmuşsun bir tane. Siz niye yaptınız burayı? Herkes yardım etti Feride Hanım. Ay canlarım benim, ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuşsun. Ya gerçekten mi? Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Güney, bak. Böyleyim sevgili. Aa değil. Bence sen telefonu kendine çağır. Ben bütün gece seni seyretmek istiyorum. Lan oğlum salak mısın sen ya? Bu Feridan'ın kınası. Buraya bakacaksın tabii ki. Bak ne diyeceğim, biz de evlendiğimizde böyle kına gecesi yapalım ha. Öyle bekarlığa veda partisi gibi abuk sabuk şeylere gerek yok bence. Hem sen de böyle bin dalla falan giyersin. Nasıl fikir? Ya sen nasıl bir çocuksun ya? Her lafı nasıl bizim evliliğimize geçiriyorsun anlamıyorum. Neyse Güney, şimdi kapatmam lazım. Benim kınayı getirmem gerekiyor. Hadi görüşürüz. Heyecan bastı kızlar. Ya beni de. Nişanımda bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Ama seni nasıl kandırdım Feride? O dosyaları getirip masanın üstüne koyunca yüzünün halini görecektin. Ben de zannettim ki bana bir sürü iş yiyordu zannettim Neriman Hanım. Meğerse iyi niyetimdenmiş.
abi. Ama bu saate kadar boş oturmamışsındır herhalde. Dosyaların yarısını bilgisayara geçirmişsindir. Şaka yaptım, şaka. Gerel, hadi o ölçüleri getir, hadi. Geçerdim böyle. İnsanlar niye ağlıyorlar diye. Şimdi fena oldum ben. Ağla bir tane. Ağla bir tane. Al. Normalde kapı gıcırtısına durmazsın. Özgür, sen bana Mert yüzünden çok kızgınsın değil mi? Bak Meral, anlamadığın şey şu. Ben sen üzülürsün diye korkuyorum kardeşim. O çocuk sinsi yalancının teki ya. Üzüyor zaten. Ben beni sevmesini istiyorum ama o Songül deyip duruyor. Ya Meral, elin olduğu için niye üzülüyorsun Allah'ım yarabbim ya? Kızım sen güçlü bir kızsın. Kendi kendini gaza getir, tamam mı? Hiç düşünmeyeceğim Mert'i de, hoşlanmayacağım ondan de. Bunu yapabilirsin. Kapıya kağıt asayım. Meral Mert'ten hoşlanma bugün. Oldu mu? Ha parmağıma da ip bağlayayım. He de şöyle yapıyor. Ha şöyle. Gel barışalım hadi. Kanka, bugün biz kız veriyor sayılırız. Hadi gel karşılıklı yemek atalım. Songül, hadi damat olayı sen seversin. Hadi hadi.
yapıyor ben? Benim üstüme kar mı yağıyor acaba? Mesude, are you crazy? Yani deli mi dürttü kız? Ne diye halı silkeliyorsun camdan, he? Uyuyamadım. Bari halıları silkeleyeyim dedim. Yahu git başka yerden silkele, zatürre mi yapacaksın sen beni? Dondum be, dondum. Kız Mesude, kendi kendine konuşup da iyice korkutma kız bu adamı. Tamam, gidiyorum. Yok Kemal'im, bu evde sana rahat bir uyku yüzü yok, yok. Neyi düşürdün kız gene, neyi? Bir rahat yüzü yok, yok. Mesude, Mesude iyi misin kız? Mesude, kız Mesude, ne oldu sana? Mesude. Anne, anne, anne. Mesude. Anne ne oldu sana? Kız Mesude, ne oldu, neyin var? Anne, gözlerini aç lütfen, ne oldu sana böyle? Mesude aç gözlerini aç. Anne. Mesude, kız sen de kalk, ağlayıp zırlayacağına koş, telefonu getir, bir işe yara, yürü. Mesude. Mesude, kız ses ver ses, benim ben. Kemal'in sesleniyor sana, ses ver. Mesude. Soluk alıp vermiyor, hoşlanmıyor. Anne. Mesude. Ver, ver kız ver. Anne. Ver. Alo, kardeşim. Benim hanım elden gidiyor. Anneciğim. Buraya acil ambulans lazım, ambulans. Ambulans. Anne. Mesude. Toprak, biz gerçekten evleniyor muyuz şimdi? Vallahi şakası yok Feride. Annem aradı bugün. Ne yapacaksın Feride dedi. Sanki içine doğmuş gibi. Feyse. Annem bir dolu arkadaş olarak efendim şu an fotoğrafını çekiyor. Feyse koyarsa yanarız. Çabuk çabuk engel ol çabuk.
Feride Hanım. Bunu ben yaptım. Ya zaten gelinlik giymediniz. Bari saçınızda böyle bir şey olsun istedim. Çok güzel olmuş. Hemen takayım. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Mutluluklar. Çok güzel yapmışsın. Utandınız mı? Başlayalım mı? Vallahi üç tane nikah şahitliği yaptım. Üçü de 20 yılı devirdi. Elim uğurludur. Darısı sizin başınıza inşallah. Hadi inşallah. Ya çok güzel değil mi? Darısı başımıza. Ay ben öleceğimi bilsem asla kuru nikahla evlenmem. Büyük konuşma Meral. Evet zaten düğün de yapacaklar. Kızlar onu bunu bırakın da Neriman'a bakın. Nasıl kasılıyor? Selam. Nasılsın Serkan? İyiyim, geç kalmadım değil mi? Gelin hanım, adınız soyadınız. Feride Güngör. Damat bey, adınız soyadınız. Toprak Eren. Sayın Feride Güngör, Sayın Toprak Eren'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Toprak Eren. Sayın Feride Güngör'ü eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de Maltepe Belediye Başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi eş ilan ediyorum. Mutluluk yağmurlarında şemsiyesiz dolaşmanızı dilerim. Ay bu espriye canlı şahit oldum şu an. Ya niye öyle söylüyorsun Meral? Kadın şirinlik yapıyor. Buyurun. Cezası ne? Annen kaza geçirdi. Durum ağır. Nankörlük yapma da gel. Anne bu anne. Ne oldu Eylül? Hiç. Buyurun. Teşekkürler. Mutluluklar. Mutluluklar. Kolun rahat dursun. Temizlik yaparken düştü salak. Ne olacak? Nerede peki şimdi, iyi mi? Vallahi yolda gelirken böyle ölü gibi hareketsiz yatıyordu. Bakalım doktor ne söyleyecek.
Ya sen Kemal abine tavır olsun diye telefonlarına bakma. Eğer bu adam vicdanlı bir insan olmasaydı o mesajı da atmazdı sana. Anam burada böyle cam pazarında senin haberin bile olmazdı Eylül Hanım. Kes. Terbiyesiz. Doktor bey. Yerler çok kirli, temizleyeceğim dedi. Silme kız Mesude, canından kıymetli mi dedim, dinletemedim, temizledi. Doktor bey, benim karım hamile. Karnında bizim aşk meyvemizi taşıyor. Onu da kontrol ettiniz mi, durumu nasıl? Ya bir sus. Annem nasıl, iyi mi? Ya bebek, ya benim veliahtım? Maalesef bebeği kaybettik. Eşinizin ise omuriliği feci şekilde zarar gösteriyor. Hayatı tehlikesi yok. Ancak boyundan aşağısı tamamen felç olmuş. Yani annem artık yürüyemeyecek mi? Sadece o kadar değil kızım. Kol kaslarını da kullanamıyor. Konuşması da artık zor görünüyor. Çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Film gibi değil mi halim, daha da ne olsun? Gidecek gibi değil bu zalim, görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat.